Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz etkinliğimize. Bu akşam Elif Ergüneş, Elif anlatacak. Zaten tanıyorsunuz bir akşamdan da. İsterse kendisini tanıtsın. Bir öğrenin Elif neymiş, kimmiş, ne işler yapmış. Merak ederseniz bakabilirsiniz. Hoş geldin Elif. Görmüşüm. Hoş buldum. Ben Elif Ergüneş, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. DSC Galatasaray'da da kor takımında üyeyim. Bugün birlikte ders işleyeceğiz. Biraz TensorFlow'dan bahsedeceğiz. Biraz Google Colab'dan bahsedeceğiz. Biraz Matplotlib, Pandas ve NumPy gibi kütüphanelerden bahsedeceğiz. Dersin arasında 5-10 dakikalık bir ara vereceğiz, küçük bir ara. O sırada yoklamayı da paylaşacağız. O yüzden haberiniz olsun. Derste bölünme olmasın diye böyle yaptık. Bir de dersin sonunda da yine bir çekiliş olacak. Furkan şimdi biraz çekilişten bahsedecek. Dün olanın aynısı olacak aslında. Bu yoklama kağıdında aldığımız e-maillerle yine çekiliş yapacağız. Dersin sonunda yine çekiliş sonuçlarını paylaşacağız. O arkadaşlarımız bize ulaşabilir olacak. Bu arada tekrar görüyorsunuz mu? Ben bayağı destek oldu bize bu konuda. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bengü sana paslayayım. Sen konuş biraz da. Tamam. Çekilişimizin şartları aynı derken dün bahsetmiştik. YouTube kanalımızı takip etmeniz, Instagram hesabımız ve Nobel Yayın'ın Instagram hesabını takip etmeniz. Bir de çekilişle ilgili attığımız post var. Aslında şu an iki oldu. Ama Nobel Yayın'dan bahsettiğimiz postu beğenmeniz yeterli. Bir de evet söylediğim gibi dün bir arkadaşımı da tebrik ediyor. Çekilişi kazandı. Ama mesela aynı arkadaşım diğer çekilişle kazanamayacak maalesef. Çünkü birden fazla kişiye verelim istedik. Bunun yanında tekrardan ben de hoş geldin demek istiyorum. Bugün Elif arkadaşımız TensorFlow'a giriş dersi yapacak ve bugün kullanacağımız platformu göreceğimiz için herkesin biraz toplanmasını bekleyelim istedik. Çünkü bazı arkadaşlarım bazı yerde kaçırabilirler. O yüzden bu birkaç dakika içinde sorularınız varsa etkinlikle alakalı, bizimle alakalı onları yanıtlayabiliriz. Biraz bekledikten sonra da Elif'e paslarız. Dersinde de geçeriz. Evet, isterseniz ben şuradan soruları alayım. Aslı Han geçen dersi nereden izleyebiliriz yazmış. Size attığımız maillerde önceki dersin linki de var. O linke giderseniz yayını tekrardan izleyebilirsiniz o kısımdan. Böyle bir 3-4 dakika bekleyeceğiz. Sonrasında kodlamaya başlarız Elif'le. Hatırlatma yapayım. Daha sonra bakalım yukarıda sorular var mı? Dünkü eğitim maili gönderen linkten izleyebilirsin yazmış Beste'de. Teşekkürler Beste. Bakalım başka soru var mı? Bir de sanırım dünkü eğitime katılamamışsınız Evet, ve onu da. sertifika almada sorun teşkil eder mi? Yani şöyle 9 tane dersimiz, 6 tane de AI Talk, toplamda 15 etkinliğimiz var. Bunların %60'ını katılmanız ve sonunda yapacağım sınava girmeniz yeterli. Bu sınav kolay olacak aslında. Biraz daha böyle teorik ve dersleri takip ederseniz geçebileceğiniz sınav olacak. Yani biz de öyle planladık. Ama kendi fikrimi söylemem gerekirse dersleri takip etmeniz, öğrenmeniz açısından önemli. Çünkü her biri birbiriyle bağlantılı olduğu için birini kaçırırsanız belki zorlanabilirsiniz. Öyle teşekkürler. Cem Köylüoğlu'ndan tamam. Sen bunu yanıtla istersen Bengü. Tamam. Yoklama formu daha atılmadı. Elif dersin ortasında mola verdiğinde biz yoklama formunu atacağız. Aynen. Molayı da 5 dakika civarında tutacağız. Böylece dersten kopmadan yoklama formunu doldurabilirsiniz. Daha sonra Cem Köylüoğlu teorik bir neden TensorFlow diye bir soru sormuş. Şöyle, biz kendimiz de öğrenmek istiyorduk ama tek tek yani birkaç kişi için eğitimcileri gidip çağıramayız yani sonuç olarak. Bu kadar kaliteli bir eğitimci bulamayız. Biz de öğrenmek istiyoruz aynı zamanda çok fazla. O yüzden TensorFlow kampı düzenledik. O tarz bir şey. Daha sonra Python yazısından başka bir şey indirmemiz gerekiyormuş. Şu anlık bir şey indirmenize gerek yok aslında. Web sitesi üzerinde online olarak bir IDE'den kullanacaksınız. Collab, Google Collab. Şu an bir şey indirmenize gerek yok o yüzden. Gider bir sorumun daha var. Evet, al sen. Herkes
Erken, neyse bilemiyorum. Hiç ona yani bakmadım. Yani şöyle, isterseniz çıkarsınız, tekrarını izlersiniz. Ama şöyle dediğimiz gibi %69 derse tekabül ediyor. Bu süreçte de AI Talks'lara da girmenizi bekleyeceğiz eğer katılmazsanız. Onlarda da çekiliş olacak aynı zamanda. Gelmenizi isteriz. Çok da yararlı programlar. Bu çarşamba kim geliyordu Bengü? Yarın. Bu çarşamba mı? Doktor David Dinman geliyor. Tıp sektöründe yapay zeka üzerinde bir sunum hazırladı kendisi. Ve ben oldukça başarılı buluyorum ama spoiler vermek istemiyorum. Yarın birlikte bakabiliriz ona. Evet. Ben de bir soru almak istiyorum. Kamp giriş seviyesinde mi devam edecek? Kampı kolaydan zora doğru aslında programı yapmaya çalıştık. Dersleri, 9 dersi. O yüzden şu anda biraz daha temellerini öğreneceğiz. Makine öğrenmesi derslerinde de daha çok temelini öğreneceğiz. Sonrasında ama derin öğrenmeye biraz daha gireceğiz ve bilgimiz daha da derinleşecek umarım. Bunu da böyle cevaplamış olalım. Evet. Elif, sana güzel bir soru edin. Daha var. Dur sana. Bu bakalım. Sunumları bunu mu alacak? Yani. Şey, yani Google Colab notebook'unu sizinle paylaşacağız. Sunumum yok. Kod üzerinden anlatacağım. O yüzden evet, paylaşacağım kodları. Ama hani bu yapay zeka konuşmalarında AI Talks'lardaki sunumları paylaşmayacağız. Yani dünkü sunum da paylaşılmayacak mesela. Onlar bir de gelen eğitmenlere ait olduğu için öyle bir lüksümüz yok. Evet. Bu ders kaçırma sorun teşkil etmez. Dediğimiz %60 yoklama oranına göre sertifika vereceğiz. %60'ın üstünde olduğun sürece sıkıntı olmayacaktır sertifika kısmı. Jupyter Notebook kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz yani. Aynı modülleri girdikten sonra bir sıkıntı olmayacaktır ama aynı şekilde takip etmek isterseniz önerimiz Elif'le aynı kolabı kullanmanız üzerinde yani. O şekilde devam edebilirsiniz. Bakalım. Başka. Sınavla alakalı bir soru var. Sınav hakkında dediğimiz gibi çok zor olmayacak. Derslere girdiğiniz sürece sıkıntı çekmeden yapabilirsiniz. Yani o kadar kasmadık. Amaç bir şey öğrenmek. Çok strese girmeyin o yüzden. Yine Elif'le alakalı bir soru. Bugün bence sadece NumPy, Pandas ve Matplotlib mi anlatılacak? Bugün Colab'ı anlatacağız biraz. Sonra TensorFlow küçük bahsedeceğiz. Sonra evet, NumPy, Pandas ve Matplotlib anlatacağız. Bir de sonda küçük bir proje var. Böyle daha çok uygulama gibi olsun diye. O şekilde ilerleyecek. Tamam. Zaten bunu da yanıtlayalım. Aynen, ben bunu aldım. 10 geçe başlarız. 2 dakika içinde. Şu an 1 dakika kaldı. 9 geçiyor. Daha sonrasında eğitime başlayacağız hemen. Yani. Tamam. Sorular da bitti sanırsam. Bu kadar, ben göremiyorum şu an. Bir bakalım tekrar. Ders sırasında ekranı bölerseniz daha iyi takip edebilirsiniz. Bir ekranda Elif'i, diğerinde de kendi ekranınız olursa bakarak yazarsanız sizin için daha kolay olabilir. Ama zaten biz size link göndereceğiz. Aynen, kolaylık olması için linkleri göndereceğiz. Kayıt paylaşı. Bir tane daha soru vardı. Evet, AI Talks'larda yoklamaya dahil mi? Evet, dahil. 15 gün, 9'lar, %60 direkt. O şekilde devam edeceğiz. Kayıt paylaşılıyor mu? Kayıtlar paylaşılıyor. Bu size attığımız maillerdeki linklerde tekrardan derse erişebilirsiniz, izleyebilirsiniz kamp sonuna kadar. Kamptan sonra zaten herkese açık bir şekilde yükleyeceğiz YouTube'da. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız da izleyebilir daha sonrasında. İstersen yavaştan başlayalım Elif. Evet. Sözü sana bırakayım o zaman. Tamamdır. Tamam. Başlayalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çıkalım. Tamam. Merhaba. Ben tek kaldım. Öncelikle alt tarafa bakarsam oradan yorumları takip ediyor olacağım. O yüzden ders sırasında bir sorunuz olursa takip ediyor olacağım. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Keras anlatılacak mı yazmış biri, onu da cevaplayalım. Keras'ı sonraki derslerimizde anlatacağız. Bugün sadece dediğim gibi NumPy, Pandas, Matplotlib. O zaman başlıyorum derse. Ekran paylaşayım hemen.
Şu anda gördüğünüz gibi kendi drive'ıma girdim. İlk başta bir collab notebook nasıl açılır göreceğiz. Buradan yeniye tıklıyoruz. Diğeri girdiğimizde Google Collaboratory direkt gözüküyor zaten. Eğer bu gözükmüyorsa bazı kişiler indirmemiş olabilir. Buradan daha fazla uygulama bağlaya tıklıyoruz. Buradan Apps üzerinde aradan collab yazdığımızda burada direkt çıkıyor zaten. Buna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Bende ekli olduğu için gözükmüyor ama buradan ekleyebilirsiniz. O zaman kapatıyorum şu anda bunu. Herkesin yaptığını varsayıyorum. Ve bir Google Collaboratory açıyorum yeni sekmesinden. Şu anda gözüküyor mu? Bir daha ekran paylaşacağım. Bunu görüyorsunuz. Collab'de bilgisayarınıza hiçbir şey indirmenize gerek yok. Çünkü bulut üstünden paylaşılıyor zaten hepsi. Hepsi Collab'in içinde mevcut. Mesela bir kütüphane import etmeye çalışalım. Import TensorFlow STF diyoruz. Burada TensorFlow kütüphanesini aslında indirmiş oluyoruz kodumuzda kullanabilmek için. STF de sadece kısaltma olsun, kolaylık olsun diye yaptığımız bir şey. Çalıştırıyorum. Buraya basarak çalıştırabilirsiniz yazdığınız kodu. Bağlanıyor şu anda. Başlatıyor. Gördüğünüz gibi problemsiz indirebildik. Versiyonunu kontrol edelim. Bu şekilde versiyonunu da kontrol edebilirsiniz. Bizim indirdiğimiz versiyon 2.4'müş. TensorFlow 2'yi kullanıyoruz yani. Eğer kendiniz proje geliştirmek isterseniz, yazılar küçük deniyor. O zaman şöyle ister misiniz? Kendi kameramı kapatayım, yazılar daha büyük olsun. Ha, Chrome'da zoom yapalım. Tamam. Bu şekilde iyi midir? Sanırım böyle daha iyi oldu. Devam ediyorum. Eğer kendi projelerinizi geliştirmek isterseniz, mesela çok ağır bir data kullanacaksınız, GPU yardımı isteyebilirsiniz. Çünkü bunları eğitmek gerçekten zor oluyor. Bunun için de çalışma zamanına tıklayıp, buradan çalışma zamanı türünü değiştire tıklayıp, Google serverları üzerinden GPU yardımı alabiliyorsunuz. GPU yardım almanın faydası da dediğim gibi daha hızlı modelinizi eğitmenizi sağlıyor. Buradan GPU'yu seçip kaydet dediğinizde başka hiçbir şey yapmanıza gerek olmuyor. Collab bu şekilde. Tamam. Ekran daha iyi olmuş. Bir kat daha zoom attım. Daha rahat olsun herkes için diye. Collab bu şekildeydi. Umarım hepiniz takip edebiliyorsunuzdur. Şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum, TensorFlow'dan. TensorFlow uçtan uca bir makine öğrenmesi kütüphanesi. Buradaki fonksiyonları kullanarak kolayca modelinizi eğitebiliyorsunuz. Hazır fonksiyonlar var yapay sinir ağları oluşturmak için. Bunları tabii ki gelecek derslerimizde göreceğiz. O yüzden bu kadar söylemekle yetiniyorum. Şimdi kod kısmına geçiyoruz. Herkes tamam mı? Nasıl dark mode aldınız? Onu şeyden bulabilirsiniz. Ayarlar kısmından. Giriş dersinizi paylaşıyorum şu anda. Herkes için iyi gözüküyor mu? Dark mode almayı buradan mı yapmıştım acaba? Şu anda hatırlamıyorum ama kolay bir şekilde bulabileceğinize inanıyorum. Hepiniz zeki insanlarsınız. Evet, devam ediyorum gözüküyorsa. İlk anlatacağımız kütüphane NumPy. Bu kütüphane
Pandas ve Matplotlib için temel bir kütüphane. Yani NumPy kütüphanesi üstüne kurulmuş bu Pandas ve Matplotlib. Buradaki ana obje NumPy array olacak. Yani bu NumPy array'ler aslında Python listelerine benziyorlar. Ancak küçük farklılıklar var. Birazdan bunları değineceğim. Hop şuna bağlanayım bu sırada. Bu kütüphane kısaca lineer cebir için bir kütüphane. Şu anda lineer cebir bilmenize gerek yok. Dert etmeyin bunu. Matris ve vektörlerle çalışıyoruz. Aslında matris vektör de bilmenize gerek yok şu anda. Bunları direkt Python listesi olarak düşünebilirsiniz. Burada bir gösterim yapmak istedim. Skaler normal bir sayı oluyor. Vektör bir boyutlu bir matris diyebiliriz. Liste oluyor. Hepsi Python listesi çünkü. Matris de yine daha çok. Mesela bu 2'ye 2. Bu da yine bir Python listesiyle karşılaştırılabilir. Tensörler de çok boyutlu matrisler oluyor. TensorFlow'un da adı aslında bu tensör kelimesinden geliyor. Gördüğünüz gibi burada 4 tane matris var aslında. Hepsi bir matrise toplanmış. Buna da tensör diyoruz. Bu matematiği çok da bilmemize gerek yok. Sadece altyapı olsun diye söyledim. Ne için kullanılır? Dediğim gibi lineer cebir için yapılmış bir kütüphane aslında. Ama bize de fonksiyonlarımızı yazarken yardımcı oluyor. Bakıyorum soruları şu anda. Sanırsam iyi gidiyor şu anda. Herkes takip edebiliyor. Birisi yetişememiş. Drive'ınıza girip oradan yeniye tıklayıp Google Colab'ı seçerek bir notebook oluşturabilirsiniz. Devam ediyorum. Ne için kullanılır? Lineer sistem çözümü için, matris tersi için, determinant için ve rastgele sayı seçimi için. Bugün bu lineer sistem çözümü, matris tersi, determinant gibi matematik konularına girmeyeceğiz. Sadece rastgele sayı seçimini kullanacağız. Ama ilgisini çeken insanlar NumPy'dan bakabilirler tabii ki buna. Kütüphanemizi import ediyoruz. Import NumPy as np. Dediğim gibi hiçbir şey indirmenize gerek yok. Sadece kodu çalıştırıyorsunuz buraya basarak. Şimdi farklarına gelelim. Python listesi ve NumPy array'nin. Öncelikle bir Python listesi oluşturalım. L eşittir 1, 2, 3 dedik. Sonra bu elemanlara tek tek erişip bastırmaya çalışalım. For i in L, print i diyoruz. For döngüsüne girip tek tek elemanları bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bastırıyor. For döngüsüne girdik sadece. Şimdi bir NumPy array'i oluşturalım. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. A eşittir np.array. Parantez içinde bu bir fonksiyon olduğu için np.array. 1, 2, 3 diyoruz. Yine bir liste döndürüyoruz aslında. Ama bu bir NumPy array'i. Sonra bunun elemanlarına erişmeye çalışıyoruz. For i in a, print i diyoruz. Tek tek elemanlara erişip printliyoruz. Ve Python listesiyle aynı şekilde çalıştı. Hiçbir problem yok. Peki bu listeye bir eleman nasıl ekleyebiliyoruz? Python listesi için gayet kolay l.append fonksiyonunu kullanıyoruz. 4'ü ekleyelim mesela ve sonra l listesini bastıralım. Python listesini. 1, 2, 3, 4 geldi. Devam ediyorum. 4'ü yani bu 1, 2, 3 listemizin sonuna eklemiş olduk. Peki iki listeyi birbirine bağlamaya çalışsak artı fonksiyonuyla çalışır mı? Bunu deneyelim. Evet çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5 oldu bu sefer de. Yani iki şekilde de listenin sonuna yeni bir eleman ekleyebiliyoruz. Append ile ya da artı işaretiyle yeni bir liste göndererek oluşturabiliyoruz bu listeyi. Şimdi bunu NumPy array için yapmaya çalışalım. Sona eklemeye çalışalım yani. Kod ekranını büyütebilir misiniz? Şu anda gayet büyüttüğümü düşünüyorum. Bir tık daha atarsam çok büyük olacak. Kusura bakmayın. Umarım görüyorsunuzdur. A.append 4 diyoruz. Bu A hatırladığınız üzere bir NumPy array'iydi. Append etmeye çalışalım. Sona eklemeye çalışalım. Böyle bir error alıyoruz. NumPy.n.array object has no attribute append. Yani append diye bir metodu yok bunun. Böyle çalışmaz bu diyor bize. Devam edelim. Peki ikinci metot gibi yapabilir miyiz? Bir NumPy array'ine bir NumPy array'i ekleyerek sonuna koyabilir miyiz? Bunu deneyelim. Burada da NumPy array'imiz 1, 2, 3'tü.
Böyle yapmaya çalıştığımızda her bir elemanla dördü topladı. Verdiğimiz elemanı topladı, verdiğimiz skaleri topladı. Bu da aslında NumPy'in daha çok matematik için yapıldığını gösteriyor. Devam ediyorum. Peki nasıl sonuna ekleyeceğiz? Sonuna eklemek istiyoruz. Eleman eklemeliyiz. Nasıl yapacağız? A eşittir np.append diye bir fonksiyon var. Buna da ilk argüman olarak istediğiniz NumPy array'ini veriyorsunuz. İkinci argüman olarak da eklemek istediğiniz sayıyı veriyorsunuz. Sonra bu NumPy append bir kopyasını oluşturuyor. Bu kopyayı da A'ya kaydediyorsunuz. Sonra da A'yı bastıracağız görebilmek için. Gerçekten de ekledi. 1, 2, 3, 4 oldu. Sonunda ekleyebildik sonuna. Devam ediyorum. Az önce görmüştük toplama işlemiyle. 4 verdiğimizde tek tek tüm elemanlarla 4'ü toplamıştı. Şimdi aynı boyda bir NumPy array vermeye çalışalım. Bu da 5, 6, 7, 8 olsun. Bununla toplamaya çalışalım. Nasıl çalışacak acaba diye. Yine onları da topladı. Gayet güzel bir şekilde. 1 artı 5, 6. 2 artı 6, 8. 3 artı 7, 10. 4 artı 8, 12. Topladı. Eleman topladı. Peki onunla aynı boyda olmayan bir vektör vermeye çalışsak, bir liste vermeye çalışsak nasıl bir yol izleyecek? Bunda yine error alıyoruz. Yani bunları eklemek için ya bir skalar olması lazım ya da aynı boyda olması lazım. Farklı boyda olduğu zaman kabul etmiyor. Şimdi Python listemizi 2 ile çarpmaya çalışalım. Nasıl bir davranışta bulunacak? 2 ile çarptığımızda bu şekilde tekrarladı kendini. Böyle bir liste oluşturdu. NumPy array'i 2 ile çarptığımızda ama yine önceki gibi matematiksel işlem yapıyor ve tüm elemanları 2 ile çarpıyor. Burada yine NumPy array matematik için kullanıldığını çok rahat görebiliyoruz. Şimdi L2 diye bir liste oluşturalım. Her L'deki eleman için L'deki elemanlarımız 1, 2, 3, 4'tü. Her L'deki eleman için L2'ye L elemanlarının karesini ekleyelim. Sonra da L2'yi bastıralım. Yani L elemanlarının karesini alıp L2'ye gönderiyoruz. Bu şekilde tüm elemanların karesini alabiliyoruz. Devam ediyorum. Problem yok sanırsam. Peki NumPy array'nin karesini almak için ne yapıyoruz? Çok daha kolay bir yol izliyoruz. For döngüsüne girmiyoruz. Direkt a kare 2 diyoruz. Karesini aldık bu şekilde. NumPy'in türlü fonksiyonları da var. Mesela karekök almak için bu. A'nın NumPy array'i olan a'nın karekökünü alalım. Böyle geldi. Kontrol edebilirsiniz hesap makinesinden. Log'unu alalım. Yine np.log a ile. Bu da bu işlemi yapıyor. Eksponansiyel alalım. Yani e üzeri eleman, skaler. Bu da işliyor. E'de 2.71, 2.71 üzeri 1, 2.71 etti. Tanaşını alalım. Bu tanaşta bir aktivasyon fonksiyonunda kullanılıyor aslında. O yüzden faydalı bizim için. Python matris ve NumPy matrisine geçiyorum. Burada bir Python matrisi oluşturalım. Gördüğünüz gibi 2'ye 2. L'yi bastırıyorum. Listeleri iç içe sokarak yaptık bunu. Normal bastırıyor. Sıfırıncı elemanına erişiyorum. Sıfırıncı elemanı ilk satırı oluyor. İlk satırda 1, 2. Peki sıfırıncı satırına değil de spesifik bir elemanına erişmek istesek ne yapıyoruz? O zaman da sıfırıncı sütun birinci sıfırıncı satır birinci sütun diyoruz. Bunlar karışıyor biraz. Bu şekilde erişebiliyoruz. Buradaki 2 sıfırıncı satır ikinci sütun. Pardon birinci sütun sıfırdan saymaya başlıyoruz. Şimdi NumPy array'i oluşturalım. Bununla matris oluşturmaya çalışalım. Az önceki yaptığımız şey işe yarıyordu. İç içe listeleri koymak. Bu sefer de aynı şeyi yapıyoruz. İç içe koyuyoruz. NumPy.array parantez, köşeli parantez, köşeli parantez, 1, 2, köşeli parantez kapat, virgül, vesaire vesaire görüyorsunuz zaten. Bu da
bastırdığımızda daha düzgün ve tertipli bir şekilde bize matrisi bastırıyor. Gerçekten baktığımızda matematiksel bir matrismiş gibi gözüküyor. Burada yan yana yazılmıştı. Peki bunun bir elemanına, spesifik bir elemanına erişmeye çalışırsak nasıl yapacağız? Yine listede yaptığımız şeyi deneyelim. 0, 1, 2'ye eriştik. Peki bunu yapmanın daha kolay, daha içgüdüsel bir yolu var mı? Tabii var. 0,1 diyoruz köşeli parantezler içinde. 0. sütun, 0. satır, 1. sütun diyoruz. Bu şekilde de 2'ye erişmiş olduk. Peki tüm büyü, tüm satırları seçmek istiyorsam ve spesifik bir sütunu seçmek istiyorsam nasıl yapacağım? Onu da 2 nokta üst üste ile yapıyoruz. 2 nokta üst üste virgül 0 diyoruz. Bu şekilde 1,3'e eriştik. 1,3 neresiymiş? Burayı almış. Tüm satırlar ve 0. sütunu almış. Tüm satırlar için 2 nokta üst üste yaptık. Tekrar ediyorum. Evet, kodu paylaşacağız. Bu şekilde tüm bir sütunu seçebiliyorsunuz. Satır içinde aynı işlemi yapacağız. Mesela 0,2 nokta üst üste deyip deneyebilirsiniz bunu da. Transpozisini alalım. Bunu çok kullanmayacağız şu anda ama yine de alabiliyoruz. Böyle bir fonksiyonu da var. 1,3, 2, 4 yaptı. Yani bu 2'yi buraya aldı, bunu buraya aldı. Böyle şöyle çevirdi. Yine burada da aynı şekilde numpy'la kareköke alabiliyoruz. Bu a bir numpy array'di. Onu da tabii ki çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Boyutunun ne olduğu hiç fark etmiyor numpy için. Python listesinin karekökünü alabiliyor muyuz? Onu da alabiliyoruz. Bu bir matristi. Onu da alabiliyoruz. Boyut dediğim gibi hiçbir şekilde fark etmiyor. Şimdi numpy'da veri üretimine geçeceğiz. Burada daha çok rastgele sayılar oluşturacağız. Veri üretimine geçiyorum. Makine öğrenmesinde belki biliyorsunuzdur clustering diye problemler var. Bunlar için, bunları test edebilmek için bazen bu kodları yazan kişilerin random sayılar üretmesi gerekiyor. Ve bunları belli bir dağılımda yapmaları gerekiyor. Mesela normal dağılım var, standart dağılım var, standart normal dağılım var vesaire, bu şekilde değişiyor. Bu NumPy'da bunları yapmamızı sağlıyor aslında. Bu şekilde böyle renkli renkli görebilirsiniz. Cluster'lar oluşturulmuş. Mesela sıfırlardan oluşan 2'ye 3'lük bir matris oluşturalım. np.zeros ve boyutunu veriyoruz istediğimiz matrisin. 2'ye 3 verdik. Çalıştıralım. Bu şekilde sıfırlar oluşturabiliyoruz. Şimdi birlerden oluşan bir tane yapalım. Çünkü sıfırlar ve birler önemli. Yine 2'ye 3 yaptık. Aslında aynı fonksiyonu kullandık. Bir dakika, su içeceğim. Tamamdır. Devam ediyorum. NumPy once'la da birlerden oluşan boyutunu verdiğimiz bir matrisi oluşturabiliyoruz. 2'ye 3. Peki mesela sıfırları oluşturabildik, birleri oluşturabildik. Beşlerden oluşan ya da onlardan ya da yedilerden oluşan bir matris oluşturabilir miyiz? Tabii oluşturabiliriz. Çünkü biri neyle çarparsanız o olacak sonuçta. Ve az önce de görmüştük. Sadece bir çarpı işaretiyle tüm elemanları çarpabiliyorsunuz NumPy'da. Bu şekilde NumPy once deyip boyutumuzu girip İstediğimiz sayıyla çarptığımızda onlardan oluşan bir matris, NumPy matrisi oluşturabiliyoruz. Neden sıfır şeklinde bastırdı diye sorulmuş. Çünkü fonksiyonumuz öyle, NumPy zeros sıfırlar oluşturuyor. Boyutunu giriyoruz ve o boyutta bize sıfırlardan oluşan matris veriyor. Evet, aynı yöntemle negatif sayıda da oluşturulabilir. Devam ediyorum. Şimdi az önce demiştim clustering vesaire böyle makine öğrenmesi problemleri için random sayılara ihtiyacımız oluyor bazen. Random sayı nasıl üretiyoruz NumPy'la? Bunu da numpy.random.random fonksiyonuyla oluşturuyoruz. Bu parantezler fonksiyon demek. Gördüğünüz gibi random bir sayı oluşturduk. Bu herkese farklı çıkacaktır. Bende 0.11 çıktı. Bu random sayısı 0-1 arasında oluyor. Sonra bunu az önceki yaptığımız gibi çarparak, bölerek
vesaire böyle işlemlerle oynayabiliyoruz. Şimdi istediğimiz bir boyutta bir matrisle bir matrisi random sayılarla dolduralım. Bunu da numpy.random.random fonksiyonuyla içine istediğimiz boyutu girerek oluşturabiliyoruz. Bunu da oluşturalım. Gördüğünüz gibi 2'ye 3 bir matris oluşturdu. Random sayılar. Bu da herkese farklı çıkacaktır. Çünkü random bir sayı. Küçük bir su içiyorum. Sorulara da bakıyorum. Sıfırı değil aslında. Niye nokta kullanılıyor? Bunu sormak istemiştim. Sıfırı değil aslında. Neden nokta kullanılıyor? Buradaki noktadan bahsediyorsan bu yani objeye dayalı programlamada kullanılan bir şey. Evet, buradaki sıfırları söylüyorsan float tipi olduğu için. Tamam, şimdi anladım sorunu. Küçük bir su içip devam ediyorum. Randint de var, evet. Float neden? Çünkü öyle tutuluyor. Böyle olmasına karar vermişler. Mesela burada random girdiğimizde bir float çıkıyor. O yüzden bunu da float yapmışlar. Uğraşmamışlar belki de. Neden integer olsun? Devam ediyorum. Normal dağılım. Şimdi az önce demiştim. Belli bir dağılımla random sayı üretip bu dağılım üstünden şey yapmak istiyorduk. Clustering algoritmalarımızı denemek istiyorduk. Normal dağılımda şu demek oluyor. Biraz küçültüyorum. Grafiği tam görebilmeniz için tekrar büyüteceğim. Normal dağılımda bu şekilde oluyor. Böyle bir çan eğrisi oluyor. Duymuşsunuzdur hepiniz. Bunun aritmetik ortalaması 0 oluyor. Bu da bize çok fayda sağlıyor. Çok kullanılan bir dağılım şekli. Devam ediyorum. Şimdi normal dağılımla normal dağılımdan gelen random sayıları üretmeyi göreceğiz. Bunu da aynı şekilde np.random.rand ne diyoruz bu sefer? Random demiyoruz. Bu fonksiyonu kullanarak istediğimiz boyutu girerek matris boyutunu bu boyutta bir matris oluşturabiliyoruz. Normal dağılımla oluşmuş. 0.06 geldi, 0.14 geldi. Burada eksiler de çıktı. Normal dağılım olduğu için aritmetik ortalamasının 0 olmasını istiyoruz. Bu şekilde. Yani 0'a yakın oluyor aslında. 0 da demeyeyim de çünkü random sayılar giriyor içine. Şimdi 10.000 mi bu? 10.000 tane normal dağılımda random sayı oluşturuyoruz ve bunu R matrisine, R listesine kaydediyoruz. Bu numpy array oldu şu anda. Ve bunun aritmetik ortalamasına bakalım. Aritmetik ortalaması gerçekten 0'a çok yakın. 0.01 çıktı. Yeterince yakın. 10.000 sayı için iyi. Bu şekilde. Şimdi matplot gibi geliyoruz. Bir arkadaşımız sormuştu seaborn kullanacağız mı diye. Kullanmayacağız. Matplotlib'den anlatacağım şu anda. Evet, float 64 olarak tutuyor. Devam ediyorum. Çok soru görmedim. Matplotlib'e geldik. Bunu da verileri görselleştirmek için kullanıyoruz. Bir grafik çizme kütüphanesi. 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafikler çizebiliyorsunuz. Çok zevkli bir şey aslında. Ben seviyorum bu kütüphaneyi. Neler için kullanılıyor? Çizgi grafiği için kullanıyoruz. Bir kullanım şekli bu. Birim zaman başına düşen hisse senedi fiyatı, ses dalgaları bunların hepsi çizgi grafiği oluyor aslında. Yani kullanım alanı çok fazla, çok önemli bir grafik. Burada Amazon'un hisse fiyatı değişimini görebiliyorsunuz birim zamanda. İşte 2018 Ocak'tan Eylül Ekim'e kadar görünüyor. Bu da çizgi grafiği. Serpilme grafiği yapabiliyoruz bu kütüphaneyle. Sınıflandırma ve kümeleme problemleri için kullanılıyor. Bu grafikler daha çok. Bunu da sonraki dersimizde göreceğiz. Burada bir serpilme grafiği görebilirsiniz.
Yine küçültün ki görebilin. Serpilme grafiği görebilirsiniz. Maviler var, turuncular var. Bu şekilde nokta nokta tüm veriler girilmiş. Bir histogram grafiği oluşturabiliyoruz bu kütüphaneyle. Verimizin dağılımını gösteriyor bu daha çok. Bu bir bar grafiği gördüğünüz üzere ama buna histogram diyoruz. Daha çok dağılıma baktığımız için ama aslında düşündüğünüzde temelinde bar grafiği. Çok da şey değil. Kütüphanemizi import ediyoruz. Import matplotlib.pyplot.splt. Evet, matplotlib grafikleri gibi. Python işliyoruz. Evet. Ama bunlar gerekli gerçekten ilerleyen dersleri anlamanız için. Umarım faydalı oluyordur. Import ettiğimize göre devam ediyorum. İlk başta bir çizgi grafiği oluşturalım. X ekseninin x eşittir np.linspace fonksiyonu ile oluşturacağız. Yine numpy'i kullanıyoruz. 0 ve 20 arasında argümanlar bu şekilde. Başlangıç noktası, sonuç noktası ve kaç tane nokta istediğimiz 1000 tane nokta almışız. Y ekseni içinde bir sinüs grafiği oluşturacağız. O yüzden y eksenine np.sinx diyoruz. Artı 0.2 çarpı x. Bunu yapmamın nedeni de sadece grafik güzel gözüksün diye yaptım. Bunu silerek direkt sinüs grafiği de oluşturabilirsiniz. Çalıştırıyorum. X eksenimizi yaptık. Y eksenimizi yaptık. Şimdi grafiği çizelim. plt.plot x, y. İlk argümanımız x ekseni. İkinci argümanımız y ekseni. Evet, histogram ve bar grafiği arasında ufak da olsa bir fark var. Evet, serpilmede scatter plot. Bu şekilde plt.show deyip gösteriyoruz grafiği. Böyle tatlı bir sinüs dalgası oldu. Biraz yukarı doğru, şuradaki 0.2 çarpı x'ten dolayı. Bu şekilde çizgi grafiği oluşturabiliyoruz. Peki bu çizgi grafiğine bir isim vermek istiyorsak ve eksenlere isimler vermek istiyorsak nasıl yapacağız? plt.plot x'ye diyoruz yine grafiğimizi oluşturmak için. plt.xlabel diyerek x eksenini isimlendirebiliyoruz. Girdi dedik buna. plt.ylabel, ylabel diyerek de y eksenini isimlendirebiliyoruz. Çıktı dedik buna. Evet, y eksenini isimlendirdik, x eksenini isimlendirdik. Şimdi grafiği isimlendirelim. Buna da çizgi grafiği dedim. String veriyoruz plt.title fonksiyonunda. Yine aynı grafik, sadece isimlendirmeleri yaptık. X label, Y label, title. X ve Y oluşturma parametrelerini de çok hızlı geçtiniz. Böyle bırakayım. Ben de su içeyim. Bu kütüphanenin adı neydi? Matplotlib.pyplot. Tamamdır. Cevaplanmış zaten. Yazdıysanız geçiyorum yine. Serpilme grafiği, scatterplot, birisi yazmıştı. Bu şekilde aratırsanız İngilizce kaynak tabii bulabilirsiniz. Serpilme grafiğini daha önce de çok kez dediğim gibi clustering için kullanıyoruz. Ve clustering içinde normal dağılımlı bir random sayılar listesi oluşturacağım. X eşittir np.random.randn 100'e 2 şeklinde oluşturuyorum. Ve bunun ortalamasına bakıyorum ki emin olayım normal dağılımlı mı diye. Evet, 0.0. Bunu gördük zaten. Şimdi bir scatter plot yapalım. Serpilme grafiği. plt.scatter fonksiyonuyla bunu yapabiliyoruz. X'in tüm sıfırıncı sütununu aldım. X'in birinci sütununu da y ekseni olarak aldım. Bunu daha kolay olsun diye yaptım. Hiçbir nedenim yok. Güzel gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi küçük küçük noktalar oldu. Burası x'in yani x listesinin ilk sütunu. Burası x listesinin ikinci sütunu. Yani sıfırıncı, birinci de diyebilirsiniz tabii. Herkes takip edebildi mi? Biri mutfaktan su içip gelecekmiş. Devam ediyorum. Şimdi yine bir scatter plot yapalım. Ama clustering dediğim için bunları
renkli renkli yapmak istiyorum. Mesela bazılarının ortalaması 0 olsun istiyorum. Bazılarınınki 3 olsun istiyorum. Böyle bir scatter plot yapacağım şu anda. Yine bir x listesi oluşturuyorum. Bunu gördük. 100 kere oldu. Ve bunun ortalamasını print ediyorum. Sonra x listesinin ilk 50 elemanına 3 ekleyeceğim. 3 eklediğimizde ne olacak? Bunların ortalaması bu sefer 3 olacak. Çünkü 0'a 3 ekledim her elemana. Bunu da print ediyorum. İlk 50 elemanını. Ekranı büyütmem söylenmiş. Pardon. Ay. Şimdi görüyor musunuz? Devam ediyorum. En son 3 eklemiştik. Ortalamasını 3 yapmıştık. İlk 50 elemanı şu anda ortalaması 3. Çünkü matematiği yaptık. 50 ve 200 arasındaki noktaları da dokunmadık. Bunların aritmetik ortalaması yine 0 olarak kaldı. Bunu da bastıracağız. Ve eğlence için sadece tüm x listesinin ortalamasına bakacağız. Gerçekten oynamış mı diye. Sonra renklendirmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Bunlara etiket veriyoruz gibi bir şey yapacağız aslında şu anda. Y listesi eşittir np nokta zeros 200. Bunu gördük. 200 tane sıfırlardan oluşan bir liste döndürecek Y listesi. Bunun ilk 50 elemanını 1 olarak değiştireceğiz ama. Bunu görmüştük. 2 nokta üst üste 50. İlk 50 eleman demek oluyor. 1 yapacağız bunu. Yani ne oldu şu anda? İlk 50 eleman 1 oldu. Sonrakilerin hepsi 0 oldu. Bu sayede bunları birbirine denkleyebiliyoruz. Alt alta yazdığımızı düşünün mesela. Ortalaması 3 olanlara 1 denk gelecek. Ortalaması 0 olanlara da 0 denk gelecek. Bu şekilde böyle bir etiketleme yaptık. Şimdi scatter yapalım. plt.scatter ilkine yine x eksenini veriyoruz. Sonra y eksenini veriyoruz. Burada yeni bir argüman var c diye. C eşittir y dedik. Bu da etiketlemeyi yaptığımız yeri gösteriyor aslında. Etiketlemeyi nasıl yaptığımızı gösteriyor. C eşittir y. Renklendirmeyi bu c yapıyor. Burada bir şeyler bastı. Demiştik bunları. Tüm noktaların aritmetik ortalaması 0. 0-50'nin arası 3'e çok yakın. 2.8. 50 ve 200 arası 0. Değiştirilmiş değerlerin aritmetik ortalaması. Yani birazını 3, birazını 0 yaptığımızda 0.74 oldu. Yani 0'a çok da yakın değil aslında. Bu şekilde değişmiş olduğunu görebildik. Burada scatter plotumuzu görebiliyoruz. Burada mesela bir clustering yapabiliriz. Burayı şöyle alırız. Burayı şöyle alırız. Gibi gibi. Böyle şeylerden faydalanabiliyoruz. Histogram yapalım bir tane de. Yine bir normal dağılımda 10 bin tane mi almışım? 10 bin tane nokta aldık. X listesine koyduk. plt nokta hist x diyoruz. Bu sayede dağılımını görebileceğiz şu anda. Bu normal dağılıma yeterince benzedi bence. Yok, 1'e yakın olanlar renk değiştirmedi. 3'e yakın olanlar renk değiştirdi. 3 ile toplamıştık ya. Burada çan eğrisini görebiliyoruz normal dağılım. Ama bu çok böyle kalın duruyor. Çok detayları göremiyoruz gibi. Bunun için de plt nokta histin bir argümanı var. Bins diye. Bins eşittir 50 giriyoruz. İkinci argüman olarak. Bunu çalıştıralım. Bu sefer böyle bir şey oluştu. Bu daha detaylı öncekine göre. Çünkü daha çok eleman görebiliyoruz. Daha çok veri görebiliyoruz. Bu da çan eğrisi olduğu daha güzel gözüküyor burada. Mesela burada daha çok eğim var. Burada tak tak geçmiş. Şimdi de bunların gerçekten normal değilim, normal dağılım olduğunu inandırabilmek için bir randomlarla histogram oluşturmaya çalışalım. Yine 10 bin tane random sayı üretmişim. Bunu x listesine atamışım. plt nokta hist x virgül bins 50. Yine güzel gözüksün istiyorum. O yüzden bins'i 50 yaptım. Daha detaylı olsun diye.
Yani 10 tane random sayı oluşturdum ve şimdi histogramını çiziyorum. Evet, daha fazla sample var demiş biri. Histogram grafiği de bu şekilde. Böyle oynamalar var ama düz, yeterince düz. Bunlar gerçekten random sayılar gibi duruyorlar. Şimdi Pandas kütüphanesine geçeceğiz. Buna geçmeden önce yine 5-10 dakikalık bir ara vermek istiyorum. Bu sırada da arkadaşlarım şeyi yayınlayacaklardır. Yoklama formunu. Ben kaldım, sorulara bakacağım. Bu örnekler gerçekte kullanılıyor mu eğitim amaçlı? Aa, şuradan hatta alayım. Evet, eğitim amaçlı kullanılıyor bu örnekler. Mesela gösterdiğim random sayılar çok fazla kullanılıyor. Yoklama formu atıldı bu arada. Oradan yoklamayı doldurun lütfen. Su bitti tabii ondan. Şu anda alınıyor yoklama. Biri yoklamayı sormuş. Kolab'e girememiş biri. Link istiyor. Şeyi cevapladım değil mi? Evet, eğitim amaçlı kullanılıyor bunlar. Random sayılar. Sorulara bakıyorum. Hepsi cevaplanmış gibi. Bu şekilde. Düzeltmemi istediğiniz bir şey varsa, bir yorumunuz varsa yine yazarsanız düzeltmeye çalışırım. Ekran iyi mi? Hızımı geçiyorum vesaire. Biri yoklamayı sabitlememizi istemiş. Furkan ya da Bengü yaparsanız çok mutlu olurum. Aa evet, LinkedIn hesabım ve Twitter hesabım paylaşılacak. Sorunuz olursa yine oradan sorabilirsiniz. Yani açayım. Dersle ilgili olur, herhangi bir şey olur. Elif Hanım, hangi bölümü okuyorsunuz? Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde. İkinci yılım, onu demedim. İkinci sınıfım. Mola kaç dakika? 5-10 dakika yapacağız sanırım. 5-10 dakika yapmayız, 10 dakika yaparız. Çünkü yoklamanın uzun süre açık kalması gerekiyor. Herkese şans tanımak için. Ha, Ahmet şey demiş, kütüphaneler bulut sisteminde gömülü olarak bulunuyor. Evet. Hızlı mı gidiyoruz sizce? Tamamdır. Biraz daha küçük yapmaya çalışacağım. Merhaba Bengi, merhaba Furkan. Evet, bu merhaba. Arada sanırsam yorumlarda baktım bayağı ekranı az daha büyük yapabilirsen daha iyi olur sanırsam. Hatta şey, sadece sadece sekmeyi paylaşma. Bütün Chrome sekmemiz, yani Chrome paylaştırıp ya da tarayıcına daha iyi olur tarz gibi. Bir de hızlı gittiğimiz söylenenler olmuş sanırsam. Birazcık daha şimdi yavaş şöyle, bugünün programı çok yoğundu. O yüzden Elif tek tek yazarsa bunu birkaç derse bölmem gerekir. Yoksa bütün kütüphaneler aslında ayrı ayrı derslerde anlatılıyor. O yüzden hazır bir şey gönder şu an, dinleseniz yeterli bence. En sonunda zaten kodu atacağız. Sonrasında kendini çalıştırarak bakarsanız sizin için de iyi bir tekrar olacağını düşünüyorum. Evet, bu arada dersi kaçırmayın diye yoklamayı mollarda atmayı kararlaştırdık. Bir 55 geçe ya da kaçta kapatalım Bengü? Tamam, 55 geçe kapatalım. Evet. 10 dakika oluyor zaten. Kapatırız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sorularınızı zaten yanıtlıyor Elif. Bayağı iyiydi. Takip edebiliyorsun. Evet, aşağıdan yazabilirsiniz bir şey olduğu zaman. Fonksiyonların aldıkları parametrelerin üzerinden hızı geçirmesi daha iyi olur. Dikkat edeceğim. Sağ ol Emine. Az az geri dönüp tekrar etsek güzel olabilir. Yapmaya çalışırım ama zaten bu notebookları paylaşacağımız için siz de geri dönüp bakarsınız diye umuyorum. Bir de birkaç kişi şey istedim. Dokümanları şu an ulaşabilir miyiz diye takip açısından. Yani paylaşsam mı şu anda? İsterseniz paylaşabiliriz.
Bu arada evet, çekilişlere yolladığımız yoklama formu üzerinden katılabiliyorsunuz. Biz verileri çünkü oradan alıyoruz. Derste olan arkadaşlarımız arasından birine hediye etmek istediğimiz için. O şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlarım da bir kontrol ederse Bengü, Furkan, öyle paylaşabiliriz. Tamam. Gayet iyi duruyor. Paylaşabiliriz. Tamam. Evet, ben paylaşıyorum. Linkini attık. Buradan da dokümentasyona ulaşabilirsiniz. Ben denedim. Ben de açılıyor, açılmayan varsa yazabilirse iyi olur. Zamanımız bitmeden şey yapabiliriz, bakabiliriz. Evet, şu an paylaşıldı. Yoklama formundan sonra kolabın linkini de sabitleyebilirim. Daha rahat ulaşabilirsiniz oradan. Tamam, herkes de açılmış, mutlu oldum. Okey, tamamdır. Açılıyor mu? İyi, tamam. Yoklamayı da doldurmayı unutmayın. 8 dakika. Aa, 8 dakika, evet. 8 dakika kaldı. 3 dakika kaldı şu an. Yoklamayı doldursanız daha iyi olur. Daha sonra derse devam edeceğiz. Dersin sonunda çekiliş olacak. Onu da biraz beklerseniz. Aynen, bu sırada yine... Evet, söylemeyin. Yok, Elif eğer soruları varsa dersin girişim tekrar sorabilirler diyecektim. Ha evet, kaçırdığım varsa vardır kesin. Buradayım. Bu arada şey yapmak istedim, teşekkür etmek istedim. Çok interaktif ve güzel anlatıyorsun. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım iyi anlaşılıyordur. Anlaşılıyor bence. Tamam. Aynen. Nokta IPYV uzantılı Jüpiter'de de çalışır. Evet, sorularınız varsa yine alabiliriz buradan. Elif'e de ders hakkında da soru yazarsınız. 2 dakika içinde kapatacağız. Derse devam edeceğiz daha sonrasında. Şimdi sadece Pandas kaldı. Bir de böyle küçük uygulamalı gerçek veriden bir şey yapacağız. O kadar. Öyle, onların evet. Da ben linklerini paylaşacağım. Eğer siz yan taraftan dönerseniz oradaki bağlantıları kopyalayarak kendiniz de deneyebilirsiniz aynı zamanda. Evet, bizim yaptığımız... Ha, pardon. Evet, söyle söyle. Tamam. Sen anlatıyorsun. Rastgele oluşturuyoruz, evet. Yani bu 0 ve 1 ile etiketledik ya bunları. O yüzden rastgele gelmedi aslında. Herkes de sarı ve mavi gelmiş olması lazım. Ama bu renkleri de atayabiliyorsunuz. Onu da dokümentasyondan bakabilirsiniz. Numpy'in. Ay, Numpy evet. Demişim. Matplotlib'in. Ayrıca paylaştım ben onların aldığı argümanları. Yukarıdan da ulaşabilirsiniz. Hatta onu da sabitleyebilirim şurada. Görebiliyor musun Bengü? Neyi? Şu, evet. Mesela Elif'in kullandığı C'ştir Y'deki Y İngilizce yellow anlamına geliyor. Bunun alabileceği değerler var. Zaten gördünüz. Dokümantasyonu da açıp bakabilirsiniz daha fazlası için. TensorFlow ile ilgili bir soru vardı. Derin öğrenme kütüphanesi olarak sadece TensorFlow yok ama aralarında şey olarak nasıl söyleyeyim, en çok tercih edilen kullanılan platform TensorFlow. Bunun grafikleri vardı. Bulabilirsek atabiliriz yine tekrardan. Keras gibi başka platformlar da var çünkü. Bir tane daha soru gelmiş, ders kaçta bitiyor diye. Çok bir şey kalmadı sanırım. Yarım saati bitiririm diye düşünüyorum. Sonra da çekiliş yaparız. Tamam. Bu arada 55 geçiyor. Biz yoklamayı artık kapatıyoruz. Haberiniz olsun. Ve derse de geri başlayabiliriz. Elif hazırsam. Hazırım. Şey bulmaya çalışıyordum da, o grafiği çok seviyorum ben. Tamam, evet, iyi olur. O
Onu çok seviyorum ben. Ama bulamadım. Ama bulduğumda atacağım. Ben şey yapayım. Sen dersteyken hemen atayım çünkü. Tamam. Buldum sayılır. Arkadaşlar çekiliş yoklama formundan aldığımız bilgilerle yapacağız. Oraya derken mail adresini giriyorsunuz ve derste olduğunu doğrudan öğreniyoruz. Yoklama formunu dolduran arkadaşlar arasından dersin sonunda bir çekiliş yapılacak. Bu arada sanırım şey yapalım, derse geri başlayabiliriz. Tamam. Sağ ol. Ekran paylaşayım. Girişteyiz. İyi gözüküyor mu? Büyüttüm ekranı. Şimdi Pandas'la devam ediyorum. Son kütüphanemiz bu, bugün göreceğimiz. Pandas'ı verileri okumak, yazmak ve veriyi kullanmak için kullanıyoruz. Öyle bir kütüphane. Buradaki ana objemiz de data frame. NumPy'da NumPy array'di. Burada da data frame olacak. Data frame'de böyle etiketlenmiş veriler aslında. Birazdan göreceğiz nasıl olduğunu. Import pandas as pd diyoruz ve pandas'ı import ediyoruz. Burada bir komut var, bir de link var. Bunu Bengü ya da Furkan paylaşacak. Yok, bugün quiz yok. Linki paylaşırsak iyi olur. İlk başta veri yüklemeyi göreceğiz. Ünlem işareti wget ve verinin olduğu linki alacağız. Bu veriyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldım. Açık kaynak yayınlanıyor. Ay. Heh, tamamdır. Açık kaynak olarak yayınlanıyor. Barajların doluluk oranlarını, rezervlerini gösteren bir data set. Linux komutu ünlem işareti wget başına yazarak indirebilirsiniz bunu. Ben de indireyim. Basmamışım. Böyle bağlanıyor, indiriyor. Sonunda da democcupancy.csv saved diyor. Biz CSV dosyası okuyacağız şu anda. CSV dosyası da Excel dosyasına benziyor diyelim. Herkes indirdiyse devam ediyorum. DF, hop şöyle biraz. DF data frame'den geliyor. Bunu okumak için pandas'ı kullanacağız, bu CSV dosyasını. pd.read alttan tire CSV fonksiyon bu. Girdi olarak da buradaki adı yazan CSV dosyasını direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. String olarak gireceğiz. Bunu data frame'e eşitliyoruz. Sonra bu Linux command'i wget'i size gösterdim ama aslında şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada command'i aldım. Df eşittir pd.read alttan tire csv string şeklinde linki girebilirsiniz. Hop, burada tüm link var. Böyle de yapabilirsiniz ama kendi bilgisayarınızda yapıyorsanız falan wget iş görüyor. O yüzden onu da göstermek istedim. Şimdi bu df adlı data frame'imizin tipine bakalım. Ah, bunu çalıştırmamışım. Df'in tipine bakalım. pandas.core.frame.dataframe. Yani bunun tipi data frame'miş. Az önce de demiştim. Ana objemiz data frame olacak. Yine bir Linux command'i. Mesela bu CSV dosyasını bilgisayarınıza indirdiniz. Direkt head dem alttan tire occupancy.csv deyip ilk kaç elemanını gösteriyor? İlk 10 elemanına bakabilirsiniz. Aynı zamanda burada dataların etiketlerini de görebiliyoruz. Date, general dem occupancy rate, general dem reserved water. Burada ilk başta tarihleri vermiş. İkinci olarak da doluluk oranını vermiş. Son olarak da rezervini vermiş. Bunun pandas'ta karşılığı var tabii ki. Head diye bir fonksiyon. df.head diyerek ilk 5 elemanına ulaşabilirsiniz. Burada daha derli toplu gösteriyor. Daha hoş oluyor buradan bakmak.
Burada matris gibi gösteriyor. Çalıştırdım bunu. Burada 5 tane elemanı görebiliyoruz. Burada 10 tane görebiliyorduk. Eğer biz de 10 tane görmek istiyorsak pandas kütüphanesini kullanarak df.head 10 diye bir argüman girip yapabiliyoruz. Şimdi 10 tane eleman görüyoruz. Bunları konuşmuştuk. df.tail ile de son 5 elemanını görebiliyoruz. Tail kuyruk. Son 5 elemanını görebiliyoruz. Hatta son elemanın indisi de 5871'miş. Bunda yine 10 gridisi yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Şimdi 10 tane görüyoruz. Yine bir su içeceğim, boğazım kurudu. Devam ediyorum. Ay. df.info ile de bu data frame hakkında bilgilere erişebiliyoruz. Bakalım neler varmış. 5872 girdi varmış. 0'dan 5871'e kadar gidiyormuş. kolumların isimlerini görebiliyoruz, etiketleri. Date, general dam occupancy rate, general dam reserved water. Bunları birazdan Türkçe'ye çevireceğiz. Date'in tipi objeymiş. Buna artık şey diyelim, Türkçe diyelim, yoruldum. Doluluk oranı float'muş. Rezervi de integer'miş. Tiplerine buradan bakabiliyoruz. Bu date'in obje olmasının nedenini de açıklayayım. Timestamp diye bir obje var. Böyle tarihi bir damgaymış gibi kullanabiliyorsunuz. O yüzden obje deniyor. Bakalım memory usage'ı veriyor. 137.8 kilobaytmış. Küçükmüş. Bu data frame'i şimdi bir NumPy array'ine çevirmeye çalışalım. Pandas'ta bunun fonksiyonu var. df.toNumPy. Böyle şu anda bir NumPy array'ine çevirdik. Bunun üstünde oynamalar yapabilirsiniz. NumPy'de gördüğümüz şeyleri belki. Ay, çok özür diliyorum. Boğazım çok kurudu şu anda birden. Yine su içeceğim. Satır ve sütunlara erişimi görelim şimdi. NumPy'de görmüştük. Satır ve sütun konumlarını girerek erişebiliyorduk bir elemana. Ama burada error alıyoruz data frame için. Ay, çok özür diliyorum. Gerçekten boğazım kurudu. Peki sütunlara bakmayı görelim. Sütunlara böyle bir fonksiyonla erişebiliyoruz. df.columns diye. Buradan tüm sütunların şeylerine erişebildik. Etiketlerine. Date varmış demiştik bunları zaten. Mesela bunlar İngilizce ama biz bunları Türkçe kullanmak istiyoruz. Bir arkadaşımızla proje geliştireceğiz. İngilizce bilmiyor o arkadaşımız. Türkçe'ye çevirmek istiyoruz. Yine df.columns'ı stringlerden oluşan bir listeye eşitleyerek böyle, bu şekilde kullanabiliyoruz. Şu anda bunu eşitledik, çalıştırdım. Artık ilk etiket tarih. İkinci etiket doluluk oranı, üçüncü etikette rezerv oldu. Bu olmuş mu diye bakalım df.head'le. Evet, etiketleri burada görebiliyoruz, olmuş. Columns'u kullandık. Herkes takip ediyor. Şimdi mesela sadece bir sütuna erişmek istiyorum. Rezerv sütununa erişmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bu sefer bu sütunun etiketini string halinde df'e girerek direkt erişebiliyorsunuz. Çok da bir şey yapmaya gerek kalmıyor. İlki 388'miş, ikincisi 388'miş, devam ediyor. Sonuncusu 332'ymiş. Burada name'ini verdi, uzunluğunu verdi, tipini verdi. Peki iki tane etiketi aynı anda erişmek istiyorsak nasıl yapacağız? Bu sefer de stringlerden oluşan bir liste döndürüyoruz. Tarih ve rezerve bakıyorum mesela.
tarih burada. Rezerv de burada. Bir problem var mı diye bakıyorum. Yok, tamam. Bu şekilde bir listede döndürebiliyoruz DF'in içinde. Yine bilgilerini verdim. Rezervin tipine bakalım şimdi. Şurada yapmıştık. Bunun tipine bakalım. Bunun tipi pandas.core.series.series'miş. Bu rezerv tek bir sütun olduğu için aslında tek bir data bilgisini barındırdığı için bunlara series deniyor. Bu serieslerin birleşimine de data frame deniyor. Mesela bu iki sütundan oluştuğu için tarih ve rezerv adında iki tane etiketi barındırdığı için buna data frame deniyor. Ötekine series deniyor. Burada da görebiliyoruz data frame olduğunu, ikili olanı. Peki eğer sütunlara değil de satırlara erişmek istiyorsam bunu nasıl yapacağım? Bunun içinde iki tane fonksiyon var. Log ve iLog diye. İlk başta iLog'a bakalım. Sıfırıncı satıra erişiyoruz şu anda. Tarihi verdi, doluluk oranını verdi, rezervi verdi. Bunu kontrol edebilirsiniz yukarıdan kendiniz bakıyorsanız. Name 0, dtype object. Şimdi log fonksiyonunu kullanalım. Bu da yine sıfırıncı satıra erişti. Tarih aynı, doluluk oranı aynı, rezerv aynı. Bunlar aslında baktığımızda aynı şeyi yapıyor gibi duruyor bizim datasetimiz için. Ama küçük bir farklılıkları var. Bunu birazdan göreceğiz. iLog kaçıncı satırda olduğuna bakıyor. Log ise indeks numarasına bakıyor. Hemen data frame'imize geri dönelim. Şuradan bakalım mesela. Burada sıfırıncı satırın indeksi sıfır. İndisi diyelim Türkçe olsun. Sıfırıncı satırın indeksi sıfır. Birinci satırın indeksi bir. İkinci satırın indeksi iki. Birazdan bunları değiştireceğiz ve log ve iLog arasında nasıl bir fark olduğunu göreceğiz. Devam ediyorum. Şimdi bir data frame 2 oluşturalım ve bunların indisi date ile söylensin. Yani tarih indis numaraları yerine sıfırdan sayılar sıfırdan işte bilmem kaçı kadar yerine tarihleri söylesin, indeksleri. Data frame 2 data frame'ini oluşturdum. Yine read CSV ile. Ay, su içmem lazım. Head'ine bakalım. Aynı fonksiyon. Tarihini görüyoruz burada. 2005-01-01 diye. Burada indis numaralarını görmüyoruz. Az önceki gördüğümüz gibi. İndis numaraları yerine tarihleri görüyoruz. Öteki elemanlar değişmedi. Şimdi burada indis numarasına göre eriştiğimiz log fonksiyonunu kullanarak bir satıra erişebileceğiz. İlkine erişelim mesela. Buradaki indisi date'ti. Bu indisi alalım 2005-01-01. Bunu string olarak koyalım. Erişebildik. Aynı şey çıktı. Kontrol edebilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Name'i 2005-01-01. Az önce 0 diyordu. Bu şekilde sütunları ve satırları erişmeyi görmüş olduk. Şimdi şeye bakalım istiyorum. Karşılaştırmaları bakalım istiyorum. Mesela şu karşılaştırmayı yapalım. İlk başta buraya bakalım. Data frame'in doluluk oranı etiketindeki 44.5'tan büyük olanları bastıralım. Buradaki ifade true ya da false döndürüyor. Yani bir boolean döndürüyor. O yüzden bu data frame'in true aldığını bastıracak. False aldığını bastırmayacak. Bu şekilde ilerleyecek. Bu yazdığımız bunu yapıyor yani. Sıfırıncı veri büyükmüş. 44.62. Birinci veri büyükmüş. 44.62. 17. veri de büyükmüş. 47.08. Bu şekilde devam ediyor.
Gördüğünüz gibi 0'dan 17'ye atladık. Burada yine ILOC'la LOC'un farkını görebilirsiniz kendiniz deneyip. Böyle bastırdık. Kaç tane eleman varmış? 4561 tane veri varmış. 44.5'dan büyük olan. Şimdi bunun boolean olduğunu göstermek istiyorum. Burada görüyorsunuz boolean. True true false false. Type'ı da boolean diyor zaten. Şimdi yeni bir fonksiyon anlatmak istiyorum Pandas'tan. Apply diye bir fonksiyon. Her şey iyi gidiyor sanırım. Soru gelmedi, sevindim. İyi gidiyorsa güzel. Bu apply fonksiyonuyla her elemana yani her girdiğimiz şeye ne girersek artık her sütuna da olabilir, her satıra da olabilir. Bu apply fonksiyonu bir fonksiyon uyguluyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım dedim ben. Burada tarihleri görebiliyorsunuz. 2005-01-01. Buralardan yılları çekelim. Bu tarihten yılı çekelim ve yeni bir şey oluşturalım. Etiket oluşturalım buraya. Yeni bir sütun oluşturalım. Geliyorum. Fonksiyonu yazıyoruz ilk başta. Yılları çekecek olan fonksiyonu. Def yıl girdi olarak da satır alıyor. İki nokta üst üste fonksiyon tanımlıyorum şu anda. Python biliyorsunuz. Return int pardon. Return int. Ay bir dakika kafam karıştı. Biri erikli sponsorluğu demiş. Yok pardon. yıl diye bir fonksiyon oluşturuyoruz. Şu anda ciddileşiyorum. Bu fonksiyonun return ettiği şey bir integer olacak. Çünkü yıl bir integer. Satırdan şu girdiden tarihi çekecek, tarih sütununu çekecek ve bunları çizgiler şeklinde ayıracak. Yani çizgilerden ayıracak, split yapacak. Çünkü yıl, ay ve gün bu çizgiyle şey yapılmış, ayrılmış. Ve bunun sıfırıncı elemanını alacak. Yani yıl sıfırıncı olacak, ay birinci olacak, gün ikinci olacak. Biz yılı istiyoruz, sıfırıncıyı alacağız. Kodu tekrar göstereyim. Tekrar da bir söyleyeyim. Int, satır, köşe parantez, tarih, nokta split, tire ve sıfırıncı eleman. Bu sayede yılı çekebilmiş olduk. Devam ediyorum. Şimdi bu fonksiyonu apply ettik. Şeyi söylemedim, pardon. Df.apply ilk argümanımız fonksiyon. İkinci argümanımızı da axis diye bir şey yaptık. Axis bir şey demek. Tüm şey için. Satır için. Ay sütun, tüm sütun için. Tüm tarih sütunu için şu anda bunu yapıyoruz. Bu şekilde yılları çekmiş olduk gerçekten. Şimdi yılları çekebildiğimizi gördük. Yılları çekerek bir sütun oluşturalım. Yıl diye bir sütun oluşturalım. Bunu yapmak çok kolay. Df yıl diyoruz. Köşe parantez içinde. Eşittir df apply yıl virgül axis eşittir 1. Yani yılı çektik. Bu çektiğimiz serisi de df'in yıl sütununa eşitledik. Yıl diye bir sütun yok şu anda. Ama biz bunu yaptığımızda Python diyor ki yıl diye bir sütun yok. Ben bunu ekleyeyim buna diyor. Sonra df.head'le de bunu göstereceğiz şu anda. Tarih doluluk oranı yıl. Burada görebiliyoruz. 2005-01-01 tarihinin yılı 2005'miş. Gayet gözüküyor. Girişimiz bu şekildeydi. NumPy'yi anlattık, Matplotlib'i anlattık ve Pandas'ı anlattık. Şimdi isterseniz şeye geçelim. Küçük bir örneğe geçelim. Sorulara bakıyorum. Evet, tarih object gözüküyor. Datetime'ı dönüştürdünüz mü? Aa, dönüştürmedim.
Direkt şeylerden ayırdım. Tirelerden, çizgilerden ayırıp aldım. Projeyi geçiyorum şimdi o zaman. Bu projede de İzmir Açık Veri'yi kullandım. Ay, paylaşamadım. İzmir Açık Veri'yi kullandım. İlk başta ilçe ve semt bazında askıda fatura verilerine bakacağız. Arkadaşlarım Bengü ve Furkan link paylaşırsa çok iyi olur. Ay. İkinci linki. Tamamdır. İlk başta importlarımızı yapıyoruz. Bağlanıyorum. Hatta sizinle bunu da paylaşalım. Bunu paylaşmadım az önce ben. Hop, şuradan yine bir Bengül'ü Furkan'a atayım da kontrol etsinler. Kontrol etsinler, sizinle paylaşsınlar. Ben de o sırada importla WGET'i yapayım. Su da içeyim. Split ettiğimiz yerden nasıl siliyoruz? Sorunu anlamadım. Sıfırıncı elemanı aldık ama. Eğer onu soruyorsan. Split ettik ve sıfırıncı elemanı aldık. Tamam, link de paylaşılmış. Oradan takip edersiniz. Importlarımızı ettik. NPP'de PLT olarak. Ve WGET yapıyoruz. Burada No Check Certificate diye bir etiket diyelim. Etiket ekledim diyelim. Bunu da sertifika hatası var diyordu. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama böyle bir komutla düzeltebildim. Gördüğünüz gibi CSV dosyamızı indirdik. Save diyor. Şimdi yine head'ine bakalım. Az önce görmüştük nasıl head'ine baktığımızı. Ünlem head. Buradaki şeyi kopyalarsanız daha kolay olur. Yani yazmaya gerek yok. CSV dosyasını kopyaladım. İlk ana elemanını görüyorum. Etiketlerine bakayım. Tarih, ilçe, mahalle, başvuru sayısı şeklinde yapmışlar. Şimdi bu CSV dosyasını bir data frame'e aktarıyorum. Data frame eşittir. pd.read.csv. No check certificate eklenmemiş. Onu eklersiniz ya. df eşittir. pd.read.csv fonksiyonu. Tırnak içinde yine CSV dosyamızı giriyoruz. Burada başka bir argüman daha giriyoruz. Argüman söylüyorum şu anda. Sep eşittir noktalı virgül. Sep de separator demek. Burada noktalı virgülle ayrılmış gördüğünüz üzere. Bunların hepsi noktalı virgül. Bunların noktalı virgülle ayrıldığını pandas'a söylememiz gerekiyor ki nereden ayıracağını bilsin. Ve print df diyoruz. Print df hepsini bastırıyor. İlk beşini son beşini bastırıyor. Yani head tail'i yapmayalım, uğraşmayalım diye. Devam ediyorum. Kaç tane verimiz varmış onu da bakalım. 5765 tane veri varmış. 4 tane de sütun varmış. Sütunları da etiketledik zaten. Tarih, ilçe, mahalle, başvuru sayısı. X eşit... Önce şuraya gelmek istiyorum. Hızlı geçtim. Şimdi bunları ne yapmak istiyorum? İlçeler bazında gruplayıp başvuru sayılarını toplayacağım. Yani mesela şöyle yapacağım. Karabağları ilçesinde ki tüm başvuru sayılarını toplayacağım. Burada farklı tarihlerde, farklı mahallelerde hepsi ayrı bir veri olarak girilmiş. Ama ben ilçeleri toplayacağım. Başvuru ilçeleri gruplandıracağım. Karabağlar, Buca, Torbalı, Urla olarak başvuru sayılarını da bu sırada toplayacağım. Bu fonksiyon da şu şekilde. Group eşittir. df.group by köşeli parantez içinde ilçe sütunu olduğunu belirtiyoruz. Sonra ekleme yapmak için de ekleme yapmak istediğimiz sütunu söylüyoruz. Başvuru sayısı nokta sum diyoruz. Sum fonksiyonunu giriyoruz. Sonra da nokta reset alttan tire indeks diyoruz. Bu reset indeks yapmamızın nedeni az önce görmüştük.
mesela karşılaştırma yapmıştık. 0'dan 1'e geçmişti, 1'den 17'ye geçmişti. Reset indeks yaparak 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmesini sağlıyoruz. Sonra print group diyoruz. Şimdi yeni oluşturduğum data frame'in adını group koydum. Unutmayın karışmasın ileride. İlçe Alaa ilçesinden 152 başvuru yapılmış. Balçova ilçesinden 113 başvuru yapılmış. Bayındır'dan 18, Bayraklı'dan 611. Devam ediyor bu şekilde. Separator default olarak virgül diyebiliyorum ben. Dokümentasyona bakabilirsin. Bakabilirsiniz hepiniz. Şimdi bunları seçeceğim. Şimdi ilçe ve başvuru sayısını seçeceğim. Sütunlar olarak. Ve bunlarla bir bar grafiği oluşturacağım. X eşittir group nokta ilog 2 nokta üst üste virgül 0. Sıfırıncı sütunu seçiyorum şu anda. Group data frame'inin. Ve bunu X'e atıyorum. Y'ye atadığım şey de yine group data frame'inin birinci sütunu. Tüm satırları almak için 2 nokta üst üste koydum. Bunu az önce gördük. Evet, separator virgülmüş. Güzel. Bar grafiği oluşturmak için de plt.bar diyoruz. Birinci argümanımız x ekseni oluyor. İkinci argümanımız da height diye bir şey. Height da barların yüksekliği oluyor. Height'ı da y'ye eşitledik. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu şekilde daha kısa oluyor ama ben adım adım söylemek istedim. Öğrendiklerimizi de görelim diye. Son olarak da grafiği isimlendiriyoruz. X label, y label. Bu fonksiyonları gördük önce. X label'a ilçe dedim. Y label'a başvuru sayısı dedim. plt.xtix rotation eşittir vertical. Bunu neden yaptım? İlçeleri böyle yatay bir şekilde yazıyordu. Deftere yazar gibi ama kargacık burgacık oluyordu. İç içe giriyordu. Böyle dik yazsın istedim. Bunu da xtix fonksiyonuyla yazdım. Bunlar sadece güzel gözüksün diye. Sonra plt.show yapıyorum ve grafiğim gözüksün. Bu şekildeymiş. Buradan ne anlam çıkarabiliriz? Buca'dan çok fazla başvuru olmuş. Askıda fatura başvurusu olmuş. En az hangisinden olmuş çıkarabilir miyim gözümle? Çeşme'den bayağı az olmuş gibi gözüküyor. Aa şeyden. Karaburun'dan daha az varmış. Bu şekilde böyle bakabiliyoruz. Burada ilçe, başvuru sayısı isimlerini görebiliyoruz. Devam ediyorum. Şimdi yapmak istediğim şey de tarihler bazında gruplandırıp başvuru sayılarını toplayacağım yine. Bu da bana ne verecek? Onu birazdan söyleyeyim. Yine aynı fonksiyonu kullanıyorum. Group eşittir df.groupby. Tarih bazında gruplandıracağım. Bunu belirtiyorum şu kısımda. Sonra bu kısımda da toplama işlemini yapıyorum. Başvuru sayısı nokta sum. Bu şekilde toplama işlemini yapıyorum. Son olarak da reset index diyorum. Reset indekste indeksler sıfırlansın. Sıfırdan bir bir artarak gitsin diye. Ve print group yapıyorum görebilmek için. Gördüğünüz gibi tarihler bazında sınıflandırdık. 5. ayın 11'inin girdisi bir tane ve 475 tane başvuru yapılmış. Sonra 12. güne geçiyoruz. 13. güne, 14. güne. Bu şekilde devam ediyor bu. Başvuru sayılarını da topladık. Şu anda 161 satırımız oldu ve 2 tane de sütunumuz oldu. 2 etiketimiz var, 161 girdimiz var, verimiz var. Yani 161 günü kayda almışlar. Şimdi devam ediyorum. Burada yaptığım şey plt.recparams figure.fixHeight eşittir 30-10. Bu grafiğin boyunu ayarlamak için yaptığım bir şey. Buradaki 30 ve 10'u değiştirip boyunu siz de ayarlayabilirsiniz. Sadece estetik kaygılarla yaptığım bir şey. Yine sütunları seçiyorum. X eşittir group nokta ilog. Yine ilogla 0. ve 1. sütunları seçtim X ve Y olarak. Şimdi bir çizgi grafiği oluşturuyorum. Bunu da az önce gördük. PLT nokta plot X virgül Y. İlk argüman X ekseni, ikinci argüman Y ekseni. X label, Y label yaptım. X eksenini tarih diye isimlendirdim. Y eksenini başvuru sayısı diye isimlendirdim. Yine bu tarihleri böyle dik yazdırdım. Tamamdır. Tarihleri böyle dik bir şekilde yazdırdım.
yatay olunca birbirine giriyor diye. Sonra bir de grid ekledim. Grid ne demek oluyor? Böyle ızgara ekliyor fonksiyona. Böyle kareli defter gibi yapıyor bir nevi. Axis eşittir both dedim. Hem x ekseninden çıksın hem y ekseninden çıksın diye. Son olarak plt nokta show yapıyorum. Çalışsın bakalım. Grafiği bu şekilde görebilirsiniz. Küçük gözüküyor şu anda biliyorum ama tüm çizgi grafiğini görebilirim diye böyle yaptım. İlk başta baktığınızda ilk tarihlerde yani 2020'nin 5. ayında çok fazla askıda faturaya başvuru varmış. Sonra bu şekilde düşüşe geçmiş. Düşüşe geçtiği tarihlere bakalım mesela. Düşüşe geçtiği tarihler mesela şuraya diyebiliriz. Burada düşüşe geçmiş diyebiliriz. 2020'nin 6. ayı. Bundan şöyle bir yorum çıkarabiliriz aslında. Korona sayıları azaldıkça, korona vaka sayıları azaldıkça ve ülke normale dönmeye başladıkça aslında askıda faturaya başvuru sayısı da azalmış. Böyle bir şey çıkarabiliyoruz bu grafikten. Çizgi grafikleri bayağı faydalı. Şimdi başka bir data set'e geçiyorum. Bu data set'te neler var? İlçeler var, mahalleler var, tutarlar var ve fatura adetleri var. Bunu da arkadaşlarım paylaştılar. Yine wget ile indiriyoruz. No certificate. No check certificate. CSV dosyamız geldi. askıda alınan fatura adetleri nokta CSV'miş adı. Bunun head'ine bakıyorum. Yine Linux command ile baktım. Alışkanlık öyle yazmışım. Ünlem işareti head, CSV dosyasının adı. Etiketlere bakalım. İlçe, mahalle, tutar, fatura adedi, kapanma tarihi. Tutarlar burada yazıyor. TL bazında. Fatura adedi de tane bazında. Bir adet. İlçe ve mahalle. Çok da kurcalanacak bir şey yok burada. Devam ediyorum. Bunu data frame'e aktarıyoruz tekrardan. Yine bakıyoruz ki noktalı virgülle ayrılmışlar. Separator eşittir noktalı virgül diyoruz ve printdf diyoruz data frame. Şu an sadece CSV dosyasını okuduk. Tamam. Kaç tane verimiz varmış? 7956 tane verimiz varmış. 5 tane de etiketimiz varmış. Şimdi şu anda yapmak istediğim şey şöyle bir şey olsun. İlçe ve mahalle bazında gruplandırayım. Tutarları ve fatura adetlerini de toplayayım gruplandırmaları yaparken. Sonra fatura tutarının ortalamasına bakacağım. Toplam tutarı toplam fatura adedine bölerek. Yine aynı fonksiyonu kullanıyorum. df.groupby şu kısım gruplandırma işlemini yapıyor. Şu kısımda toplama işlemini yapıyor. Sonra da reset index diyoruz. Az önce biri sormuştu reset indeksi. Mesela indisler arasında atlama yapmasın diye sıfırdan birbiri arttırarak gitsin diye yapıyorum. Yeni data frame'imin adını da group koydum, printliyorum. Tamam çıktı. İlçe Aliağa ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde toplam tutar 4803 TL 12 kuruşmuş. Fatura adedi de 24 taneymiş. Yine böyle devam ediyor Ali Ağa'nın tüm mahalleleri için. Sonra en sonda da ödemiş varmış. Ödemişin mahalleleri için de devam ediyor bu data frame. Yani elimizde 536 tane mahalle var şu anda ve 4 tane de etiket var. Şimdi bu tutarları fatura adedine bölerek bir aritmetik ortalama bulacağım. ve bu aritmetik ortalamayla da bir scatter plot yapacağım. Serpilme grafiği. Serpilme grafiğini görmüştük. İlk argümanı x ekseniydi. İkinci argümanı y ekseniydi. plt.scatter x eşittir grouped ilçe y eşittir grouped tutar bölü fatura dedi. Yani şöyle yapıyorum. X'e ilçeleri koydum. Y'ye de fatura tutarlarının ortalamalarını koydum. Ama burada ilçelerde bir sürü mahalle olduğu için aslında bir sürü verim varmış gibi gözükecek. Ama aslında sadece farklı mahalleler. Sonra x label, y label, x ticks ile rotation'ını değiştirdim. Böyle yaptım. Yine ilçeler birbirine girmesin diye. plt.show. Birkaç kere yaptığımız için şu an hızlı geçiyorum buraları.
Bilgetle açmakta sorun yaşayan olmuş. Tamam, kopyalarsanız olur bence de. Burada verileri görebiliyoruz şu anda. Görselleştirdik. Mesela burada benim sevdiğim ne var? Büyüteyim ben girmektense. Konak var. Konak burada benim hoşuma gitti açıkçası. Konakta çok fazla veri var. Ve daha çok veriler şurada toplanmış. Bu nereye denk geliyor? 70 diyelim. Ortalama tutar 70'e denk geliyor. Yine çok uçar yerler de var. Mesela ortalama tutarın 340 diyelim buraya da. 340 gibi olduğu. Ama burada bir gruplanma olduğunu görebiliyoruz. Buradan da mesela daha zengin mahalleleri falan bakabiliriz. Başka bakalım. Şöyle isimleri görmeye çalışıyorum. Çiğli'de mesela kaça kadar diyelim? Tam göz kararı yapıyorum. 70'e kadar hiç ortalama tutarı 70 olan yok. Oradan sonra başlıyor. Gibi böyle küçük saptamalar yapabiliriz kendi çapımızda. Bunu da geçiyorum. Bir tane daha scatter plot yapmak istedim. Bu çok açık bir scatter plot. Fatura adedi arttıkça tutar artıyor'yu gösteriyor aslında. PLT.scatter x eşittir grup'un tutar etiketindeki sütunu. Y eşittir de grup'un fatura adedi sütunun fatura adedi etiketindeki sütunu. Bunları scatter plot yapacağım. Yani böyle noktalar koyacağım. İsimlendirdiğim şeyleri, eksenleri PLT show yapıyorum. Burada gayet mantıklı bir şekilde fatura adedinin arttıkça tutarın da arttığını görebiliyoruz. Şurada bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Yani bir mahalleden, buradan da şöyle bir şey diyebiliriz. Bir mahalleden genelde 0 ve 50 arasında başvuru yapılmış. Tutarı da bu civarlardaymış. Böyle bir şey yapabiliriz mesela. Buradan mesela biraz şey göreceksiniz. Regression göreceksiniz. Sonraki derslerde yine. Orada buradan bir çizgi çekebilirsiniz ve bunun tahminini yapabilirsiniz. Mesela fatura adedi 1000 olsaydı fatura tutarı kaç olabilirdi diye. Burada buna uydurarak bir fonksiyon yapıp böyle tahminlerde bulunabilirsiniz. Bu da zevkli oluyor. Makine öğrenmesi için de önemli tabii. Bu kadardı benim dersim. Sorunuz varsa buradayım, bekliyorum. Çekiliş yapacağız birazdan da. Hop. Güzel dersti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için hepinize. Seni de bayağı yorduk. Çok su içtin ama. Ay, boğazım çok kurudu. Odam mı kuru bilmiyorum. Boğazım çok kurudu. Kusura bakmayın. Umarım rahatsız etmemişim. Sürekli konuşurken çok normal derdi. Teşekkür ederim. Bir de birinin tavsiyesi üzerine artık bir dahaki yayınlarda Elif'ten sponsorluk için mail atmaya çalışacağız. Onu da deneriz belki. Yani oradan Nedense kampa kitapta yine su şişesi verebiliriz. Evet lütfen. Bir matara, bir su şişesi, bir sürahi. O şekilde yapabiliriz yani. Kurmuş. Aynen, iyi fikir. Çekilişe geçelim mi? Geçelim olur. Ben ekranımı paylaşayım o zaman. Tamam. Hemen şu şekilde. Bir saniye. Evet, şu an görebiliyor olmanız gerekiyor. Doğru muyum? Görünüyor. Evet, şurada yine mailden, yoklamadan aldığımız mail adresleri şurada gözükebiliyor. Yine bir kişi kazanacak. İki kişi yedek olacak. Yalnızca yani tekrar yoklamaya katılsanız da fark etmeyecek. Sıkıntı değil. Buradan belirliyoruz. Yunus Emre Özen kazanmış. Tebrikler Yunus. Bu şekilde bize ulaşabilirsin daha sonra mail üzerinden. Yedek talihlilerse sanırsam Onur isim esprisinden. Onur Demirel olduğunu sanıyorum. Ve Erman Turacı. Eğer Yunus ve Onur gelmezse Erman Turacı'ya nasip olacak inşallah. Eğleniyoruz. Ha, bu şeydi değil mi? Nobel'de. Evet, şu an evet. Kitap kazanıyorsunuz. Kitap ismi de hemen bakalım. Birazcık, aynen. Olasılık ve İstatistiğe Giriş Kitabı Mühendisler ve Fenciler için Sheldon M. Ross tarafından yazılmış.
Onun kitabını da ulaştıracağız. Şimdi şöyle, bu ders boyunca 9 farklı kitap vereceğiz. O yüzden kamp sonuna kadar bekleyeceğiz. Bütün kitapların kazananları belli olduktan sonra gönderilmeye başlanacak. Yani şu an mail adresinden bize ulaşmanız yeterli. Orada biraz iletişim kurduktan sonra hani biraz size geç gelecek ama daha kolay bir şey için, daha toplu ve düzgün gidebilmesi için böyle bir yol izledik. Başka bir şeyiniz var mı? Sorunuz var mı? Elif buradayken sorabilirsiniz sorularınızı. Sosyal medya hesaplarından da Elif ulaşabilirsiniz. Orada sizlere yardımcı olur seve seve. Zorla falan olacak. Olacaksın. O şekilde. Buradan da LinkedIn adresini paylaştı Bengü. Ben şey gördüm. Collab notebookları birkaç kişi bulamamış. Sabitlemiş miydik onu? Evet, şu an ikinci notebook sabitli. Aynı anda tamam. Bir taneyi sabitleyemiyorum sanırsam. Ha, tamam. O yüzden bu şekilde. Fakat tekrardan ben yoruma yazarım. Bir saniye bekleyebilirsiniz. Size ulaştırayım. Sağ ol Furkan. Evet. İkisini de atıyorum şu an. Tekrardan en alt yorumlardan görebilirsiniz. Dün çekilişi kim kazandı diye soran arkadaşların yayını izleyebilirler. Vallahi hatırlamıyorum kim kazandığını. Mail attı fakat bize. Evet. O şekilde, evet. Kendisi de konuştuk. Ona da göndereceğiz. İkisini de tebrik ediyoruz kazandıkları için. Umarım o göndereceğim kitaplar faydalı olur onlar için. O zaman yarın dersimiz yok. Yarın Nevit Dilmen'le birlikte AI Talks'umuz var. İlk AI Talks'umuz. Tıp sektöründe ve radyoloji sektöründe yapay zeka üzerinden. Hoş bir sunum hazırlamış. Buradan tekrar söyleyeyim. Hani belki, ya bilmiyorum, bence gelirsen çok şey öğrenebileceğini düşünüyorum. Biz yine burada olacağız o etkinlik için. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Eğer başka soru yoksa bugün de yayını kapatabiliriz. Bu kadar sanırsam. Yok galiba. Ben de göremedim. Perşembe de ders yok sanırım. Cuma var yazmış biri. 19 Mart'ta var. 19 Mart. 19 Mart zaten oluyor. Cuma günü oluyor. Cuma'ya denk geliyor, evet. Makine öğrenmesine giriş yapacağız 19'unda. Eğlenceli olacak bakalım. Cuma günkü linki zaten maille AI Talks'u paylaştık. Cuma günkü yayının linkini maillerde ileteceğiz tekrardan. Böyle mail atıyoruz. Daha kolay ulaşabilin diye. Ya hatırlatma da olsun diye. Bir de her gün öncesinden yaparsa 16 gün boyunca sürekli mail sizi rahatsız edebilir diye düşündük. O yüzden 3 etkinliği tek seferde paylaşacak şekilde mail göndereceğiz. Bu arada mailin gitmeme gibi problemle olabiliyor. Ne olur ne olmaz diye LinkedIn chatinden haber veriyoruz. En kötü ihtimalle Instagram biyomuzda o günkü yayının linki bulunuyor. Haberiniz olsun. En kötü ihtimalle biyomuzdan şey yapabilirsiniz. O günkü yayının linkine ulaşabilirsiniz. O zaman artık yayını kapatalım. Elif'e tekrar teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. Evet, bu kadardı. İyi akşamlar diyelim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar.